Yani bir baba ile çocuğun en samimi olduğu en güzel anlardan biri uyumadan önce ona masal anlattığımız anlardır. Ben de mesela Kuzey'e falan masal anlatırken çok zor sorular sorarak masalı böyle çarpıtma var yani. İşte bu büyük beyaz köpek balıklarını seviyor. Tamam diyorsun, büyük beyaz köpek balığı varmış işte okyanusun dibindeymiş. Okyanus neredeymiş baba diyor. İşte Avustralya'daymış. Avustralya neredeymiş falan. Böyle seni sorularla adeta manipüle ediyor çocuk. La babamdan masallar geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diyor. Kerem! Oğlum hadi mezuniyete geç kalıyorsun ya. Geldim baba, geldim hazır. Gel. Hazır mısın oğlum? Hazırım baba. Neye hazırsın? Kapkaca mı hazırsın? Neye hazırsın? Baba öyle deme ya. Kızlar bad boy erkeklerden hoşlanıyor. Böyle erkekleri. Oğlum ben ablanın mezuniyetini ablanın yanında git de göz kulak ol diye gönderiyorum seni. Bütün mezuniyetten seni korumak lazım. Bu ne hal lan? Ya baba saçma mı? Kızlar böyle erkeklerden hoşlanıyor diyorum sana ya. Bak mısın ya? Git ablanla beraber göz kulak ol ona diyorum. Sen ablanın mezuniyetine mi gidiyorsun? Karı kız kaldırmaya mı gidiyorsun? Karı kız kaldırmaya. Aslanım benim. Vallahi babasının oğlu köpek. Babasının oğlu köpek. Ben de öyleydim. Ben de öyleydim. Çekilin, bütün çekilin. Gittim, çekilin. Vallahi. Tarık Çekil. Aman. Evet, bizim. Gel kızım. Evet, prensesimiz majesteleri mezun kızımız geldi. Asıl siz çekilin. Kapkaççı, hırsız, yan kesici geldi. Yürü. Cüzdanlara dikkat. Allah belanı verdi. Abi ev cüzdanını yarışalım be. Oğlum sen hırsızla nereden başladın ya? Sen kafkaççı deyince çektin babanı. Ne yapmışsın ya? Sen de sahip çık. Kızım çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim babacığım. Rica ederim. Kimin kızı ya sonuçta? hadi bakalım o zaman iyi eğlenceler. Hadi oğlum Kerem beraber gidin eğlenin. Bir dakika ya baba, bu da mı benimle geliyor? Bu ne lan? Yok ama benim kavalyem var. Kızım kavalye ne ya? Kavalye dediğin o can 70 santim. Ondan olsa olsa zurna dürüm olur lan. Ne kavalyesi o çocuk? Ya baba, benim kuzenim candan bahsetmiyorum. Allah Allah. Tamam hadi beraber gidin eğlenin. Hadi iyi eğlenceler. Benim tadım kaçtı baba, ben gitmeyeceğim ya. Niye lan? Ya flört 4'e attığım mesaj yanlışlıkla flört 3'e gitmiş. Bunu duyan flört 2 de çok üzülmüş. Sonra flört 1 benden ayrıldı. O niye ayrıldı lan? Bunlara cevap yazacağım diyor, onu unutmuşsun. Allah'ım herif, kimin oğlu? Kimin oğlu köpek ya? Ben de öyleydim. Öyle değildim lan, bir tane buldum evlendim. Ah, üzme üzme ne söylediğine bakar mısın? Pardon. O zaman oğlum iyi eğlenceler. Haydi kızım güle güle. Haydi beraber eğlenin kardeşim. Yani tamam işte çocuk şey yapmış. Ya ne yapmış? Beraber gitsinler. Benim rızam yok ya. Tek gitme kızım, ben seni tek gönderirim. Hadi hadi. Ama oğlum biz tanıyorsun. Beraber gidecekler ya oğlum. Al ablandan git hadi ya. Ya hayır anne. Ya tamam bir dakika durun ya Allah aşkına ya. Tamam dur oturun ya. Otur kızım, bir hikaye anlatacağım sana. Gel anne. Otur baba. Ya baba hikayenin sırası mı şimdi? Kızım otur, seversin sen, masal anlatacağım. Bir otur ya. Masal mı? Evet. Ya baba çocuk muyuz biz? Niye? Çocukken seviyordun. Evet, 7 yaşındaydım çünkü. Sen benim gözümde hala 7 yaşındasın. Allah Allah. Tamam hadi anlatacağım kızım. Bak, ya bir dur ya, gideceğin nasılsa ya. Baba Kutay abinin düğünü anlat. Ay evet evet evet. 97. Kutayların düğüne gidiyoruz. Ananla o zaman. Bir adım var orada. Dur kafamı karıştırma ya. Bu hikaye sürekli gidiyorum ben. Bir dakika. Uyuyan güzel masalını bilir misin kızım? Bilirim baba. Bok bilirsin. Yanlış biliyorsunuz hepiniz. Uyuyan güzel masal. Bak zamanın birinde uyuyan bir güzel varmış. Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda bir kral yaşarmış. Krallığın prensesi bir gün derin bir uykuya dalmış. Ana, baba prenses ben olayım mı lan? Ola oğlum, sen prenses ol, anan kral olsun, ben de soytarı olayım. Olur mu? Kerem bir dur oğlum, girme ya. Tabii babacığım. Devam ediyorum. Bir gün kral sarayında otururken... Allah kahretsin, şu tahtı yaptırın ya. Bu ne lan böyle, her yeri oynuyor. Uyanmadım hala. Coş biraz sessiz ol, uyanacak kız. Ulan onun için uğraşıyoruz ya zaten. Uyansın diye uğraşıyoruz ya kız. Ama bunlar böyledir. Bunlar akşam yatmak bilmez, sabah kalkmak bilmez. Bilmezler
nedir bunlar? Ya hanım, kızın hastalığı var, hastalığı. Ha, ne diyorsun? Tansiyonu düşmüş olabilir. Bir tuzlu ayran. Ne diyorsun? Ulan Lokman hekimin yapamadığını tuzlu ayran mı yapacak ya? Ne bileyim, fikir üretiyorum ama ya. Allah Allah. Hiçbir şey yok. Ben geldim. Oğlum onu niye sev... O muhafız niye... Muhafız niye çalmıyor oğlum? Muhafız oldum baba. Sebep? Enstrüman öğreneyim de bunu aldım, ben konuk oldum. Allah canını almasın ya, tamam. Baba, bir tane adam geldi. Çok değişik yöntemlerim var, beni uyandırırım diyor. Aman Allah'ım. Çağır gelsin. Çağır. Yeter Kerem. Adam geliyor. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Kimsin sen? Ben Keloğlan'ım. Oğlum böyle kele olan mı olur lan? Senin bayağı saçın var. Kralım ben saç ektirmeye geldim. Kampanya vardı, sakal da ektirdim. Evet. Böyle. Ha, tamam, denesin canım, yapsın bir şeyler. Tedavisine başlasın değil Yapabilecek mi? Yapabilecek misin? İnanıyorum kralım, bu yeni bir format. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İnşallah yapar. İnşallah ya. Olacak. Uyan güzel, aç gözünü. Dinle aşığın sözünü. Vermişim sana özümü, beni ver kızım sultanım. Ay kızım sultanım. Na 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 na. Evladım. Kralım olmadı yanlış ya. Yanlış şarkıyla giriyorsun çünkü böyle olmaz. Bulgur kaynadır lan. Aman bulgur kaynadır lan. Önüyü dinil. Haydi. Güzeli oynadırlar. Aman çirkinisi. Lan bir de oynuyorsunuz hep beraber ya. Oğlum yapma lan şunu, ne yapıyorsun? Kralım bence hep beraber birlik olup bir şey söylememiz lazım. Buyurun. Çeklik edim vurdular, kanatımı kırdılar. Daha ben geldim ki, annem cevayarlar. Tacım düştü, tacım düştü. Hayvan oğlu hayvan, tacımı da düşürdü. Gel buraya, nasıl kural kural etmiyor? Ulan uyuyan kadına şarkı söylemek ne ya? Evet. Manyak. Gel üzüm ye, anksiyeteni alır. Gel, Allah Allah, elim ayağım titriyor ya. Gel şu üzümlerden yiyek, gel. Yeni olan ne oluyor? Ne oluyor? Ya? Sen kimsin? Peri. Hangi peri? Dudu peri. Dudu peri mi biliyorum? Beşiş peri, Dudu peri değil mi? Evet. Hacı Maci. Biliyorum hepsini. Kralım. Hiç merak etmeyin. Ben prensesin olduğunu gayet iyi biliyorum. Ne oldu peri? Cadıyı partiye çağırmadığımız için prensesimizi lanetlemiş. Ama merak etmeyin, ben onu koruyacak bir büyü yaptım. Aha, ne yaptın büyü? Şimdi prensesimizi bir prens öpecek ve uykusundan uyanacak. Ulan madem büyü yapabiliyordun, niye öptürüyorsun ki kızı? Bir tane ilaç ver, değil mi? Uyansın, de ki akşamüstü uyanır de. Ne bileyim, öğlene kadar uyur de. Ama kralım, sihir kurallarına göre böyle yapmak. Ha tamam, tamam. Öyle mi hayır, kızımız uyanacaksa olacak. Tüm perilere haber salınsın. Bu kızın uyanması için ne gerekiyorsa yapılsın. Ya olur mu? O benim göz bebeğim. Öptürmem ben onu. Olmaz ya. Ay merak etmeyin. Ben köydeki bütün erkeklere haber... Yapma! Hayır. Hemen! Yaptım. Sen niye uçamıyorsun lan? Bu kanatlar göstermelik. Yapma ya. Biz nasıl bir krallık kurduk? Evet. Kel olan kel değil, bu uçamıyor bir. Evet. Nasıl bir krallığın içindeyiz? Allah kahretmesin ya. Gel, üzüm ye. Şuradan üzümü ver. Gel! Kapı çalmaz diye muhafız yok mu lan bu kapıda? Evet. Sen kimsin? Ben muhafız kralım. Evet. Kulak misafiri oldum. Eğer müsaadeniz olursa arkadaşlarla beraber biz de denemek istiyoruz. Allah Allah. Sen şimdi kapıda arkadaşlarınla oturuyordunuz, hani beni koruyordunuz. Evet. Doğru anladım değil mi? Evet, evet. Dediniz ki ulan biz neden şansımızı denemeyelim? Evet, yani nihayetinde peri dedi ki bütün erkekler dedi. Baktık biz de erkeğiz. Onların da en başında ben varım. Sizin iyiliğiniz için yani. İyiliğimiz prensesimiz için. Hayata dönsün diye ben. Yani evet. Yoksa şeyimden değil yani. Hani aradan bir şey bulalım da biz de kızı öpelim diye bir düşünce yok. Asla yani. Asla öyle düşünmüyorum ben. Asla senin aklına hiç öyle bir şey geldi mi? Hayır. Gelmesin ya. Öyleyse gelmesin ya. Siz şimdi diyorsunuz ki bir de arkadaşlarla biz deneyelim. He, önce ben öpeceğim. Eğer etkisi olmazsa çağıracağım tek tek işte öpecekler.
Parfüm mü olan bu tek tek deneyeceksiniz? Hı? Neyi deniyorsun kız oğlum? Ne? Çık lan dışarı. Defol. O zaman iyi niyetimi göstermek babında kraliçeyi öpeyim. Lan! Yani, oğlum, ya kıza yarayacağız, öpsün. Gel Allah sen. Allah, it oğlu it. Tamam, tamam. Ben defol. Kapıdayım. Bir şey olursa kapıdayım. Çık lan, kapıdayım diyor hala. Ben borazdan alamıyorum. Lan git lan, ben seni kovmadım. Hadi git. Baba. Yarabbim ya, he. Prens gelmiş. Aa! Prens, ben bu işi hallederim diyor. Vallahi ama çok işte bu ya. İşte bu. İşi prens yapar. Aynen ya. Aynen öyle. Çağır. Çağır lan şunu ya, Allah Allah. Prens geliyor. Gel. Söyle bakalım delikanlı, sen kimsin? Kralım, ben kurbağa prens. Oğlum sen hala kurbağasın. İçim almadı, bu kadar öpebildim. Vallahi mı? Evet canım, buyur. Kralım, izin verirseniz ben de şansımı denemek istiyorum. Ben öpülerek uyandırılma hissini en iyi bildiğim için işinize yararım diye düşündüm. Ya bırak, aldatmaya bahane arıyorum demiyorum da. Sus be! Kes be! Ya bir dakika, tartışmayın kendi aranı. Bak, çirkinleşiyorsun. Şşş, tamam be, Allah Allah. Ne oluyor ya, tartışmayın. Baba, sana bir şey diyeyim mi? Ben ölene kadar kurbağa kalırım, yine bunu öptürmem. Oğlum, dur. Allah aşkına, rencide oldu. Ayıp oluyor, ayıp yok. Bir dakika dur ya. Kızım, ayrıca sana ne oldu böyle? Böyle prenses mi olur ya? Öpünce oldu, biliyor musun? Aa, yapma ya. Kurbağa enfeksiyon yapmış olabilir. Çünkü kurbağaların var öyle bir yan etkisi. Ya bir dur Allah aşkına ya, aman. Yapabilecek misin? Yaparım. Öp bakalım. Aa. Oğlum. Ah. Sana... Yeni, lan git yandan öp. Kolayı var ya. Merdiven getireyim mi? Yok oğlum, dur ya. Bu nasıl prens ya? Günaydın kızım. Günaydın anneciğim. Tatlım. Bir şey olmadı. Demek ki uyanması için önce kurbağa olması gerekiyor. Diyorsun ki önce kızı kurbağa yapalım. Değil mi? Doğru anlıyorum. Sonra diyorsun ben öpeyim, insan olsun tekrardan. Yani bir şeyler denememiz lazım. Böyle olmadı. Doğru söylüyorsun Sayın Prens. Konuya tek söyleyebileceğim şey, siktiriniz gidiniz lütfen. Lütfen. Buyurun. Prensim, böyle olmuyor yani. Böyle olmuyor. Mahcup ol. Hadi çıkın be, aman sen de. Doktora doktora görün kızım, ne hale gelmişsin ya. Baba. Önce bu arada ya, diğer krallıklardan gelmişler de onları öne alayım mı ben? Pide kuyruğu mu lan bu? Lan niye öne alacak? Al sırayla gelsin. Bağırma kız, uyanacak diye bağırıyorsun. Oğlum uyansın diye yapmıyoruz ya. Bütün ailem mi abi ya? Eminim ya. Hadi git. Al kim abi? Kalabalık gelmişler. Hadi. Kaç kişi var? 286.003. Oğlum tam rakam verdin lan. Göz kararı baktım baba. Oğlum sen bu kararı gözümle alamazsın ki. Ya tamam, çağır gelsene kızı iyileştir. Al bir tane, sen çözümüye birazcık. Al oğlum, al ya. Geliyor. Efendim, bendeniz Kral Henry ve ordum 286.003 kişi emrinize amadeyiz. Tam rahman vermiş lan oğlan. Evet, gerçekten. Vallahi. Bütün ordum kızınızı öpmeye hazır. İşe bak, sefere çıkıyor sanki. Ama ne kadar iyi adam, görüyor musun? Bütün askerlerini getirmiş. Doğru. Neyi getirmiş? Ne geçen savaşa çağırdım, gelmedi it oğlu. Ama ne yapmış? Vallahi. Buyurun, buyurun. Ya efendim. Ablam uyandıktan sonra beni de krallığınıza dük olarak alır mısınız? Oğlum kusura bakma, senden bir dük olmaz. Olmaz. Baba bundan krallık var da güzel kız var. Oğlum vallahi. Kendi krallığın var ya, prenssin sen zaten. Ya, senin krallığında hiç güzel kız yok ya. Kusura bakma, dükümde olmaz. Heh. İzin verirseniz öpüyorum. Hadi buyurun. İnşallah. Günaydın kızım. Benim sesimden dolayı uyanmıyor olabilir mi? Dur bakalım. Günaydın biterim. Günaydın anneciğim. Yok. Uyanmadı. Efendim, benim öpücüğümün etkisi biraz uzun sürebilir. Antibiyotik mi lan bu? Ne ben... etkisi ya? 12 saatte bir öpsem aslında... Ya Allah aşkına zaman... gider misin lütfen ya? O zaman öptüm bay. Hala öptüm. Toğlu ite bak, şakaya bak ya. Şaka yapıp çıkıyor dışarı ya. Şerefsiz ya. Ne ayıp bir şey. Hadi öptüm bay diyor. Gerçekten ama sen biraz ayıp ettin ha bak adama. Ben ne yapıyorum ya? Yuvarlanıyordum. Ayıp ettin biraz adama. Ne ayıp ettim Allah aşkına ya? Ben mi ayıp ettim? Evet. Kaç kişi kaldı? 198.004 kişi. 4. 198.004 kişi. Öyle mi? Evet.
Devam edeceğiz mi biz buna? Evet, yani haber hızlı yayıldığı için böyle olacak. Tamam, biraz hızlanalım o zaman. Tamam. Ol, al. Sıradan alıyorum baba. Hadi bakalım. Sıra. Sonra. Ana! Evra! Evra! Yakaladım. Yakaladım. Kaç kere girdin lan sen? He? Sabahtan beri seni izliyor. Sürekli sıranın başına geçiyorsun. Yakaladım, ben her seferinde farklı bir teknik deniyorum. Ne teknik? Lan yapma lan! Ne yapıyorsun lan? Git! Öpeyim bir tane. Öp lan. Öp. Git lan. Defol. Defol. İt oğlu it. Bu nedir ya? Ne yaşadık ya? Biz hatayı nerede yaptık biliyor musun? Bas bas her yerde bağırıldı, kralın kızını öpmek istiyor. Lan böyle anons mu olur ya? Böyle anons olursa gelir işte bütün manyaklar. Ne bileyim ya? Allah Allah. Tamam yeter, bitti. Baba... Bitti tamam. Gönder, herkesi gönder. Ya baba zaten son bir kişi kaldı ya. Tamam istemiyorum, ne gönder. Ne fark eder baba? Ha 198.004 kişi öpmüş. Doğru. Ha 198.005 kişi tamam, öpmüş. Tamam oğlum doğru. Ha 198.006... Söyleme lan sürekli. Ne fark? 198.000'den sonrası fark ediyor mu? Allah Allah. Bir kişi kaldı diyorum. Çağır. Alın. Hadi neyse, son kez. Peki bu sefer olur. İnşallah. Gel kralım. Selamünaleyküm kralım. Aleykümselam canım. Cimcime uyuyor herhalde ha? Cimcime ne lan? Cimcime ne? Kız cimcime. Gün ağardı gün. Kız bicirik. Ne yaptı? Taş mı taştı bu? Niye böyle uyuyor İçi bu kadar? İçi geçti ya. Ayran İçi içtik. Ha, hep beraber. Kralım, destur var mı? Uyandırayım. Buyurun. Tamam lan, tamam. Uyanmıyor tamam, işte. Tamam, pardon, pardon. Uyanıyor mu? Kızım! Aman Allah'ım! Şükürler olsun. Allah'ım. Ah, uyandın anneciğim. Ne oldu bana? Ah kızım, çok derin bir uykuya daldın ama prens seni öptü, uyandırdı. Öyle mi? O kadar şehirler, krallıklar arasından beni bir tek sen mi öptün? Aynen kızım, bir tek o öptü. Aynen. Tamam. Gezdi, tekte, vurdu gitti herif ya. Biz de şaşırdık. Dur ya, gerçekten helal sana çocuk. Gerçekten, sen kimlerdensin? Efendim ben... Prens üçüncü Charles. Aman keşke birinci Charles olaydı. Yani? Ya ne bileyim, çalışır belki birinci olur değil mi? Ya şey Allah aşkına ya. Oğlum kusura bakma, ailem mal. Birazcık özür dileriz o yüzden. Gerçekten. Varsa evet. Bir dileği. Söyle bakalım delikanlı. Dile benden ne dilersen. İtiraz ediyorum. Ben o kadar öptüm, gevşettim kızı. Öyle uyandı. Böyle bir şey olabilir mi lan? He? Sana mantıklı geliyor mu lan? Şşş, ne oluyor? Piçe bak, gerçekten gevşetiyor. Pamuk gibi oldum ya. Saçmalama, dur orada. Kralı da öpmedim demem. Lan defol! Ya Allah kahretmesin, Allah. Bırakacağım bu krallığı. Gerçekten sana yakışmadı, kaldıramadım bu şeyi. Evet, bir şey delikanlı. Şeyi söyle oğlum. Dileğini söylüyordu, söyle. Söyle bakalım, ne dilersin prens, benden? Prensin dileği prensesle evlenmektir herhalde. Tabii canım. Ne evliliği ya? Ne, ben evliliğe falan karşıyım ya. Evlilik falan yok. Ne evli? Alt tarafı öptüm. Evleneceğiz mi hemen? Ama beni öptün, uyandım. Gerçek aşkın öpücüğü. Gerçek... Ne aşkı ya? Ne? Aşk ne ya? Yok öyle bir şey ya. Öyle bir şey yok. Ben inanmıyorum öyle şey. Bak şöyle bir şey yapabiliriz istersen. Sen bana güvercinini ver. Ben sana güvercinimi vereyim. Arada yazışalım böyle. Sonra takılırız, gezeriz biraz. Ama çok vakit ayıramam çünkü... Benim böyle düzenli olarak öptüğüm prensesler var. Lan ne demek takılalım? Oğlum ben öptün ya, sen geldin kızımı öptün. Ne evleneceğiz mi dedim?
Evlenelim mi dedin? Destur istedim, öptüm, uyandırdım. Lütfen kralım, benim gitmem lazım. Daha kurbağayı öpeceğim, prense çevireceğim. Haydi bakalım. Lan onu da mı sen öpüyorsun? Evet ya, bütün masallarda bu hikayeye ben bakıyorum. Görüşmek üzere. Hayalimdeki meslek ya. Yemin ediyorum hayalimdeki meslek, biliyor musun? Bana bak, sürerim seni. Kız varsa olur. Ya oğlum, salak salak. Lan nereye gidiyorsun? Kızımla evlen ya. Kralım, ben kaçtım. Prensesler oğlum, bekliyorum. Kaçtım ne lan? Ayıp lan, gel lan, ne olur. Baba. Canım sağ olsun. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer deliler... Lan kurban oldum, ne anlatıyorsun babam ya? Allah aşkına ne anlatıyorsun sen? O sonuna da söylemiyor muydu lan? Babam sonunda yok ya. Ya babam onu bunu bırak şimdi. 198.005 kişi bugün benim bacımı öptü. Oğlum rakam verip durma Kerem, unut şu rakamı ya. Allah aşkına gidek şunları boğazlıya, haydi. Oğlum nereden bulacağız adam yabancı ya? Şerefsiz öptü kaçtı bir de. Ya kızım, anladın mı? Baba ne anlayacağız şimdi bundan? Niye bunu anlattın? Yani diyorum ki uyuma, salak olma. Gözün açık olsun azıcık. Mal olma diyorum babacığım. Yani Tarık, bu hikayede sorun kızımızın uyuması, öyle mi? Sorun bu mu? Ya ben diyorum ki dışarıda yani böyle çocuklar var. Ben o çocuklardan koruyorum yani. Öyle mi Tarık? Tabii. Sen kendi kızını korumak istiyorsan önce kendi oğlunu edeceksin. O zaman bütün kızları korumuş olursun. Evet. Olmaz. Zaten eğitiyorum ya, değil mi? Tabii, tabii. Hayır, çocuğa gelince her şey tamam, kıza gelince kısıtlıyorsun. Olmaz. Bu kız üzüldüğünde gösterdiğin hassasiyeti oğlumuz başka kızları üzdüğünde de göstereceksin. Ya anne, ne başka kızları üzmesi? Allah aşkına öyle bir şey yok ya. Ben öyle lafına söylüyorum aman. Olur mu öyle şey? Zaten bana kimse bakmıyor ki. Tabii canım, ben yani oğlumun mal olduğunu bildiğim için ben eğiliyorum onu ya. Yani sen yaparsın oğlum falan diye. Babacığım yoksa... Annem haklı baba. Benim çok üzerime geliyorsun ya. Çok kısıtlıyorsun ama beni. Öyle mi? Evet. Baştan deseydin babam, ne bileyim ben ya. Ben öyle düşünmedim. Düşüneceksin. Tamam babacığım ya, ben bundan sonra Kerem'e nasıl davranıyorsam sana iki katını davranayım. Ben eşit davranayım, tamam eşit davranayım. Nedir yani? Kusura bakma babacığım, gel. Hayırlı mezuniyetler, git sen. Tamam, hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi çocuk, gel, tanışalım. Ya. Gelsin önce bir tanışalım. Selamlar. Ben seni o dili... Senin o dilini arıyorum. Kerem, gel seni. Yapma lan! Yapma, beni öpe! Gel buraya, şuraya da sohbet. Yapma lan! Çok güzel git yerler. Şimdi bu skeçte Ebru, mutlu musun? Yani yattığın yerde... Yemin ederim uyurken sen, bunu söyleyeceğim. Sen uyurken kimlerin geldiğini gördün mü arkadan? Tuna abi, Mehmet falan. Bir de Mehmet'in gelişini gördün mü? Mehmet gelsene bir. Bizim arkadaki ekibimizden reji asistanı, ben de onu... şeyle görünce şok oldum. Gel, gel, gel. Gel, gel. Soyunmuş bile. Mehmet hoş geldin. Şeyle görünce, takım elbiseyle görünce tam tanıyamadım ama... Havaya gerçekten girdim hocam. Çok havaya girdin ya Mehmet. Yani ne zamandır öpüşmüyordun yani o... Zil çalmak da Ebru, sana yakışır. Çal be zili. Vallahi ya. Hadi be. Evet, Ebru abla. Teşekkür ederim. Evet, çok güzel gittiler. Devam ediyor alkışlarınızla. Güzel gittiler bunlar, güzel, güzel. Başlıyor şimdi.